Hadi lan yürü gidiyoruz. Dadayla önce doktora ver. Az kaldı ölüyormuş baksana. Çayı özlemiştir. Allah. Abicim vallahi konuşmayacağım sizinle ya. Doktor lan. Oğlum bana bak şu Katarina'nın kafasına vurduğun sahneyi bir daha nasıl al. Vallahi çok heyecanlı ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Posta mı geldi? Katarina'dan gelmiştir ha. Şey diyordur, Nazmi'ciğim kafama vurduğun yer çok acıyor. Hadi gel öp bir kere de geçsin. Ben öleyim ya. Vallahi ben öleyim de siz kurtulun abi benden. E oğlum niye kızıyorsun? Takılıyoruz. Kimdenmiş? Celal diye bir adam. Şeyden almış, Mesut Usta vardı ya bizim. Ondan almış mail adresimizi. Bir tane telefoncu dükkanı varmış. Ne diyor? Senelerdir haraç vermekten bir türlü düzlüğe çıkamadım. Bici Nihat diye bir Allah'ın belası iliğini kemiğini sömürüyor. Her hafta başı adamlarını gönderiyor. Bıçak kemiğe dayandı artık. Verecek kuruşum kalmadı. Tek çarem sizsiniz. Eğer bana yardımcı olun... Anlaşıldı, anlaşıldı. Ulan Bici'ye bak be. Yine haraç kesmeye devam ediyor ha. Ya, lafımızı dinlememiş köpek oldu köpek. Beyler. Eceli gelen köpek cami duvarını işermiş. Artık bu biciyi dört koluya bindirmenin vakti geldi. Ne yapacağız? Celal'e mi gideceğiz şimdi? Yok. Bence hiç gerek yok. Adam yeterince anlatmış zaten. Kafadan biciye dalalım. Bodozlama Allah ne verdiyse. Yalnız abicim bici eski evinde kalmıyor. Daha korunaklı bir villaya geçti. Olsun. Gidip burayı keşfederiz biz de. Hadi. Sessiz kaldığım için yenilmiş sanırlar beni. Zayıf, çaresiz. Oysa sen beni çok iyi bilirsin Ertan. Ben konuşursam kimse kaldıramaz.